Medikal astrolojiden kastımız ne? Valla diş binesine kadar ayırdım arkadaşlar. Yani diş minesine kadar ayırmaya çalıştım sizlere. Medikal astroloji dersimize başlıyoruz. En başından sizlerden özür diliyorum. Neden? Çünkü medikal astroloji biraz kanlı bir konu. İnsan çakraları olan bir varlık. Üzerinde bir enerji düğümü var. Bu enerji de gezegenlerin manyetizmasıyla ilgili. Merkür'ün yanık olması vücudun sinir sisteminde bir zayıflık olduğunu görecektir Kişiye en başta refleks olarak. Veya Marsın yanık olması fiziksel direnci indirir aşağıya ve ateşli hastalıklara ve çok ciddi problemlere kazalara yaralanmalara bu bir finansal kıtlık bu bir finansal problem ilişkilerde sorun kavga çok ciddi problemler yaralanmalar aldatmalar getirebilir Kova burcu kalple ilgilidir kalbin kan pompalamasını gerçekleştiren o elektrik sistemini yönetiyor yani kalbi şu hareketi yaptıran şey Kova adam benden normal danışmanlık alıyordu. Almanya'da bir danışanım. Babası babasıyla ilgili bana bir şey sordu. Dedi ki ya babam bir, bir şey yapacak dedi. Bakar mısın dedi. Ben onun arkasına bakmıştım. Babasınınkine de bakayım dedim. Açtım. Bir gördüm. Abo. Altıncı evde Dedim ya sen boş ver işi bir iş yapacakmış babası bana soruyor çocuk dedim ki ya sen dedim babanın işi boş ver bir kenara koyalım sen dedim babanı acil dedim babanın sağlığı nasıl dedim iyi dedi sorun yok dedi dedim hiç baban dedim kalple ilgili bir sorun geçirdin mi dedim ya yani kalple ilgili bir hastalığı var mı yok dedi şey vardı ama hani, Satürn de böyle Mars'a asılmaya çalışıyor yani o dönemde. ona Satürn de böyle geliyor Mars'a vurmaya çalışacak. Yani 2020 Mart falan işte böyle hani giriş yapmaya çalışıyor. Ya dedim sen babanı dedim acil ya yani şu an bir şey yok ama dedim yani ben dedim kalple ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sen dedim babanı bir doktora götürür müsün dedim yani tamam mı? E, tamam abi söylerim dedi. Dedim bak ciddi al ben dedim ya söylerim ölerim değil dedim. Gerçekten babanla ilgili bir sorun var dedim yani, tamam mı? Medikal olarak Tamam dedi. Bunlar 3 gün sonra beni aradılar. Abi sen dedin nasıl bildin dedi ya. Tamam dedim ya bilmek değil önemli olan. Bunu benim öğrencilerim de biliyor yani. Biz dedi doktora gittik. Doktor dedi erken teşhis. Babam dedi e, kalp krizi geçirmedi adam. Anji oldu dedi kurtuldu. E, bu adama biz bunu söylemeseydik. Bu adam kalp, muhtemelen kalp krizi geçirecekti ve iki tane organa bakarak kişinin medikal zayıflıklarını görebilirsiniz. Böbrek sorunları var geçiş edilmek üzere edilmiş yani ben edildi sayıyorum. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horror astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım her şey yolundadır. Evet, Medical Astrology tişörtümü de giydim ve bugün yani tüm formatıyla Medical Astrology'ye hazırım arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey iyidir umarım. Yeni bir tişört hazırlattım kendime. Burada kat ve gat var. Bunların hepsini derste göreceksiniz. <laughs> Umarım sizde her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Allah sağlık, saat versin. Huzur versin hepinize. Bol bereketli bir hayat versin. İlginiz için çok teşekkürler. Evet, YouTube'da güzel videolar çektik. Daha da çekeceğiz. Medikal Astroloji dersimize başlıyorum ama başlamadan önce... Belki derse benim genellikle böyle yeni der, yeni formatlara girişte ilk 15 dakika böyle yeni gelen arkadaşlarımıza sistemimizi anlatmakla geçiyor bütün e, yeni formatlarımızda. Medikal astroloji de yeni bir format olduğu için yani yeni format dediğim bu dördüncü medikal astrolojimiz. Sistemimizden bahsetmek istiyorum biraz sizlere. Çünkü neden? Çünkü yeni arkadaşlarımız var aramızda. Bizimle yeni tanışıyorlar. Bizim sistemimiz ne? Belki dışarıda başka yerlerde eğitim aldılar. Onları hazır yakalamışken Dolayısıyla ben kendi sistemimden de birazcık bahsetmek istiyorum. Dışarıda gördüğünüz eğitim sistemlerine biraz benzemiyoruz. Çünkü tamamen arkadaşlar bizler uygulamalı eğitimden yanayız. Ben önüme pdf açıp size ders anlatmam. Zaten bu pdf'leri ben size gönderdim. Dersimizin içerisinde tamamen püf noktaları, prensiplerimizi medikal astroloji ile ilgili. Şu an konumuz medikal astroloji olduğu için medikal astroloji ile ilgili tüm teknik prensipleri uygularken beni göreceksiniz. Dolayısıyla elime çok iyi bakın. Ben haritayı nasıl çeviriyorum? Neler yapıyorum haritaya? Neler uyguluyorum? Nasıl yorumluyorum? Neyi neden böyle diyorum? Şeklinde birleştirmeye çalışacağım sizlere. Dolayısıyla sizlere çok dolu dolu bir ders notu gönderdim. Burada ben hiçbir zaman bir dersimi önümde yani pdf açık olarak buradan anlatmam arkadaşlar. Ne yaparım arkadaşlar? Ben tamamen ...direkt olarak realite işlem yaparım. Yani o yüzden sizlerden hasta olan yakınlarınız veya bu konuyla ilgili... ...haritalar, natal haritalar erişmenizi isteyeceğim. Derse konuk olarak getirirseniz dersi onların üzerinden işleriz. Çünkü dersimiz medikal astroloji olduğu için dersimiz tamamen uygulama olacağı için de... ...sizlerin yakın çevresinde hasta olan, şifa bulmaya çalışan arkadaş ve dostlarınızı... ...veya sizin olabilir natal haritalar üzerinden gideceğim. Derslerimiz tamamen uygulamalı ki bizim tüm derslerimiz uygulamalı arkadaşlar. Yani bizim bünyemizde eksantrik İlimler akademisi bünyesinde işlediğimiz tüm dersler uygulamalıdır. Arkadaşlar bizde şöyle belirteyim. Bizde hazırlık temel ileri var. Orta seviye yok. Hazırlık seviyelerimiz tamamen pakettir. Yani öğrencimiz 4 ay boyunca göndermiş olduğumuz paketleri isterse Lost list gibi bir kere de isterse bölerek izler. Taksitle öder veya peş hepsini birden alır. Hepsini birden izler. Tabi bu bilgi komasına giriyor. Bazen arkadaşlarımıza karşılaşıyorum. Paket dersleri birden alıyorlar. Bir deniz diyorlar. Bir hafta içinde bütün paketleri izlemiş. Tabii ki böyle bir e, titrerken buluyorum e, yeni başlayan arkadaşları hazırlık seviyesine özellikle bu konuyla ilgili. Yani böyle sindire sindire izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü benim hazırlık seviyem piyasada gördüğünüz tüm normların eğitim sistemlerinin temel seviyesine eşittir. Benim temel seviyem piyasada gördüğünüz eğitim sistemlerinde orta seviye ve ileri seviye eşittir. Benim ileri seviyem uzmanlık seviyesine eşittir. Yani master konularına eşittir. Dolayısıyla bunları belirteyim. Nelerden bahsediyoruz? Biz daha çok arkadaşlar açılar, açık alıpları, arap noktaları, astroidler, yani bunlar bizim burada görmüş olduğunuz konular, bizim aslında ana temel konularımız. Ama bunların içinde kendi icat ettiğimiz eğitim konuları da var, geliştirdiğimiz konular da var. Astro kriminal dünya çapında bir konudur. İlgilenen birkaç kişi var. Edindim tüm astroloji tekniklerini birleştirerek astro kriminali Türkiye'de sadece ben vermekteyim ve benim öğrencilerim, benim öğretmiş olduğum öğrenciler vermekte. Yine finansal astroloji benim piyasadaki diğer astrologlar anlattığı gibi değil. Benim finansal astroloji tekniklerim birazcık daha değişik ve astro trading dediğim benim geliştirmiş olduğum ve tamamen bana ait olan tekniklerin içerdiği kendi buluşum olan astro trading yani tamamen marjin işlem üzerine al sat konularından da Uygulamalar bahsetmekteyim. Kripto paralar üzerine özellikle daha çok değinmekteyiz. Ondan sonra ve astro tradingde daha çok marjin işlemler ve astroloji tamamında marjin işlemler yani kaldıraç kullanan işlemler yapma konusunda sizlere bilgi ve tecrübe, teknik anlatıyorum. Spor astrolojisi yine dünyada arkadaşlar fantastik bir konudur. Birkaç tane astrologun belirttiği horori tabanlı sabıka bilme. Yani işte kim yener? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şeklinde. Bu da yine dünyada birkaç tane astrologun değinmiş olduğu kendi horori ve diğer tekniklerimle birleştirerek sunmuş olduğum fantastik konulardan bir tanesidir. Yani fantazi konular benim için zorunlu değildir. İleri seviyenin içinde ben ekstra ders açarım. Yani her ileri seviye öğrencim bu konuya girmek zorunda değil. Herkes trading yapmak istemez. Herkes kriminal incelemek istemez. Herkes spor bilmek zorunda değil. Ama herkes karmastrocu bilmek zorunda değil. Karma astroloji de yine benim diğer piyasa normlarına göre değişik formatlı bir içeriğimdir. Fantazi konulardır, zorunlu değildir. Psikolojik astroloji e, yine aynı şekilde ekstra konudur çünkü herkes bu iş yani astroloji psikolojidir ama herkes psikolojiden e, psikolojiyle ilgilenmek e, yani bunu bileyim illa psikolojik astroloji alayım demez. Uranyen astroloji e, arkadaşlar yine benim e, için seçmeli bir dersdir. yani zorunlu değildir e, bunlar e, benim ileri seviyemde. Diğer tüm konular zorunlu müfredat olarak geçer. Yani şöyle göstermem gerekirse müfredatımızı ben ileri seviye içerisinde Arap noktaları, Arap noktalarına midpoint'e, asteroidlere e, sabit yıldızlara, harmonik haritalara, drakonik haritalara değinirim. Buraya kadar benim için tamamen e, şeydir, ileri seviyenin startı Başlangıç seviyesi, e, ileri seviyenin. Ondan sonra tamamen uzmanlık dersleri gelir. Yani uzmanlık dersleri, horary seçim astrolojisi, ilişkili astrolojisi, mundan astroloji, replikifikasyon teknikleri, pranatal astroloji, medikal astroloji, coğrafi astroloji, finansal astroloji gibi konular gelir. Kriminal astroloji burada kalmış ama bunu biz dediğim gibi seçmeli ders olarak koyduk. Yani bu zorunlu değil. Kriminal astroloji herkes almak zorunda değil. Ve teknik soru cevap şeklinde Bizim ileri seviyemiz oluşuyor. Temel seviyemizde neler var? Temel seviyemiz arkadaşlar, dediğim gibi benim piyasa normlarında benim temel seviyem müfredatım, piyasada diğer gördüğünüz eğitim metotlarında orta seviye ve ileri seviyeye denktir. Harita yorumlama teknikleri dışarıda bunu atölye derslerle ekstra almak zorundasınız ama benim bütün derslerim harita yorumlama teknikleridir. Yani benim hazırlık seviyemi öğrenen bir kişi, şöyle göstereyim size hazırlık seviyemdeki konuları arkadaşlar hazırlık seviyemizi öğrenen bir arkadaşımız ki hazırlık seviyemizde bunlar var bunları paketten izliyor arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız ve son derece açıklama içeriyor Ben aynı şeyi bir daha bir daha anlatmaktan pek yana değilim hazırlık seviyesi temel seviyeyle eş yani bunları paketten öğrencimiz izliyor benim online dersime geldiğinde bu konularla karşılaşıyor temel seviye başlıyor yani kişi Jüpiter'i tanıyor ayı tanıyor güneşi tanıyor ne evi işte burçları tanıyor hazırlık seviyesinde ve tamamen harita yorumlama teknikleriyle başlıyor. Dispozitor mantaritesi, harita yorumlama nasıl olacak, açık kalıpları, ay düğümleri, progres haritalar, transit etkiler, ay fazları, yine profeksiyon haritalar, solar arc, öngörü yöntemleri, yine solar arc, solar return, gezegen return, ben tüm gezegen returlarını önemsiyorum. Firdalya periyotları, yine antisya, kontra antisya ve asaletler ve ingres haritalar, tutulmalar ve yeni ay dolunay yorumlamaları ve integritasyon dediğimiz ya da integritas ya da entegrasyon olarak da piyasada anılan devrim dönen hocamızın ondan sonra çok eski kaynaklardan çıkıp geliştirdiği Türkiye'de olarak benim de ondan öğrenmiş olduğum bir konu integritas, ente entegrasyon ya da integritasyon konularına değinmekteyim. Almütenler yine almüten piyasada çok fazla konuşulur. Almüten de almüten ama almüteni anlatan çok kapsamlı anlatan da çok az kişi var. Yine bu konuyla ilgili doyurucu bilgi ve uygulama içerikler benim temel seviyemde mevcut. İleri seviyemizde ne kalıyor arkadaşlar? Ama uzman seviyeler kalıyor. Yani bu konuları tek tek almaya kalktığınızda dışarıda çok maliyetli olacak. Ben sizlerin ekonomik olarak da düşündüğüm için ben de her ders uygulamalı da olduğu için bu anlamda eğitim sistemimiz aslında burada 4 ders yazıyor. Ama siz 4 ders parası ödüyorsunuz. Yani siz bir aylık para ödüyorsunuz ama 2, 2, 2, ay eğitim görüyorsunuz gibi ya da üç ay eğitim görüyorsunuz gibi düşünün. Yani mesela medikal astroloji 4 derse dünyanın hiçbir yerinde anlatamaz. 4 ders medikal astroloji için çok düşük sayı. Yani çok düşük Süre. Dolayısıyla ama benim derslerimin iki saat olmadığını, 5 saat olduğunu altını çizerim. Bir, ikincisi öğrenci benim iki dersime birden yani dahil olmakta. Yani şöyle 4 ders bitiyor. Mesela şu anda Jüpiter, e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe benim derslerim var her akşam. Seri, ben Başak Stalim olduğu için seri imalattan yanayım. Yani medikal soru görürseniz 4 ders, dünyanın hiçbir yerinde 4 dersi anlatamazsın. E, dolayısıyla ama öğrenci bende 4 ders parası öder. Yani bir aylık ücret öder ama 8 ders görür. E, ve tüm derslerim de e, normal standartlar 2 saat. Yani 1 saat 50 dakika gibi düşünün. Piyasadaki dersler benim dersler 5 saat olduğu için ve tamamen uygulama olduğu için ve bol bilgili olduğu için, doyurucu bilgi olduğu için dolayısıyla yeterli geliyor arkadaşlar. Mesela örneğin şu an benim Jüpiter ileri seviye sınıfım var. E, şu an Jüpiter ileri seviyede sizlerle ders yapmaktayız bu derse. Güneş sınıfı Dahil olmakta Güneş sınıfı tekrar ediyor Jüpiter işliyor dışarıdan e, medikal e, sınıfı da e, gelmiş durumda şimdi mesela Venüs ileri seviye arkadan gelmekte e, ve çok yakında onlarla tekrar medikal astroloji açılacak ve sizler hiçbir ücret ödemeden o derse de katılmış olacaksınız yani bir dört ders sonra yine bir dört ders daha de açılacak ona da katılmış olacaksınız yani demek istediğim şey buradan bu bilgiyi öğrenmeden gitmek yok. Yani ben böyle eğitimler bende garanti deyince çok iddialı konuşmuş gibi oluyorum ama Sizler gayret ederseniz bu noktada Ben size öğretmeyi garanti ediyorum Ama siz öğrenmeyi garanti ediyorsanız Bende heyecan var öğrenmek istiyorum heyecanlıyım ve öğrendiğim her şeyi sizlere öğretmek istiyorum Bunun da farkında olun arkadaşlar ee, Şimdi Medikal astrolojiden kastımız ne Valla diş minesine kadar ayırdım arkadaşlar yani diş minesine kadar ayırmaya çalıştım sizlere ee, Medikal astroloji Arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Medikal astroloji öncelikle şunu da belirteyim arkadaşlar. En başından sizlerden özür diliyorum. Neden? Çünkü medikal astroloji biraz kanlı bir konu. Yani moralinizi bozarsam, canınızı sıkarsam, anlattığım konular biraz sizi buruk bir duruma sokarsa şimdiden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ama siz buraya bana bilgi öğrenmek için geldiniz. Ben size bilgi öğretmezsem bu sefer de ben sorumlu kalacağım. Arkadaşlar medikal astroloji her burç Bedenimizde her şeyi bir yerlere hakim. Hatta diş minesi üzerinde bile 3-4 tane burç ve 3 tane planetin hakimiyeti söz konusu. İşte bu dişin eti ya yani işte dişin minesi içindeki bölümleri her birine bir burç yükmediyor. Yani aslında genel olarak halk, halk dilinde medikal astroloji işte işte halk dilinde nedir? Şudur arkadaşlar. Yani işte vücudun bölümleri. İşte ikizler kolları yönetir, işte boğazları yönetir, koç kafayı yönetir falan filan bunun da daha derini var. Yani burada da bakın, yine kadının anatomisine baktığımızda da arkadaşlar burada durumu görüyorsunuz ama arkadaşlar bunu birazcık daha detaya indirirsek eğer kemik, işte kıkırdak, eklem ve omur sistemi üzerindeki buç dağılımına girersek mesela, kemik ve kıkırdak yapısına kadar girersek, kafadaki bıngıldak dediğimiz ön bılgın daha kadar arkadaşlar sizlere burada yazmaya çalıştım ama biz vital nodal dediğimiz bazı harita tarzları var. Medikal astrolojide en çok kullandığımız harita tarzı nodal harita, vital harita. Bunlar ne? Ev sistemleri burada değişiyor. Kuzey düğümü başa getiriyoruz arkadaşlar. Nodal kart dediğimiz güney düğümünü başa getiriyoruz. Güney yani beyin demek arkadaşlar ve burada insanı sanki yukarı doğru bakacak şekilde kollarını buraya açıyoruz ve burada bakın evleri vücudun bölgeler olarak yani 11. ev kollar ve 2. ev kollar ve 12 ve 1. ev kafa ve bakın görüyorsunuz 12. ev nereyi kapsıyor arkadaşlar vücudun şu bölgesini kapsıyor değil mi? Vücudun nereyi kapsadığını iyi bakın. Yine bakın 11. evde kollar var. Yine 3. eve bakın arkadaşlar. 3. ev ve 10. ev bakın vücudun şu bölgesi üzerinde ve 4. eve baktığımızda bakın bu bölge yani bacaklar üst bacak dediğimiz kalça ve 5 alt bacak ve 6 ve 7 de ayak yani bilek ve ayak tabanı olarak 6 ve 7 de girmiş oluyor. Vücudu bu şekilde ayırıyoruz. Yani sorun nerede? E enerji. İşte enerji hastasına gireceğiz dedim ya. E nodal kartla bakıyoruz. Yani içinizde biyonerjistler varsa veya fizyoterapistler varsa bu dediklerimi daha iyi anlayacaklar. Bölgenin nere? hangi bölgede? Çünkü insan çakraları olan bir varlık. Üzerinde bir enerji düğümü var. E enerji kalkanı var üzerinde. Bu enerji de gezegenlerin manyetizmasıyla ilgili. Dolayısıyla herkesin enerji çakra çakraları veya enerji düzeni farklıdır. Dolayısıyla bu nodal kart dediğimiz kartta bunu görüyoruz. Yani bu da arkadaşlar kat ve gad dediğimiz harita kat ve gad'a göre yani biz gadı gad kısmını başa getirerek baş kısmına getirerek vücudun enerji dalımını görüyoruz. Böylelikle hangi bölgede sıkışma var? Kalp. Mesela özellikle arkadaşlar 11 2. Burası kalp bölgesi ve ciğerleri temsil ediyor. Dolayısıyla çünkü sağ sol kanatları belli, belli ediyor. Yine buralarda bulunan planetler arkadaşlar özellikle vücudun ya da şöyle söyleyeyim. Şu bölge arkadaşlar vücudun değil mi? Üst bölgesini temsil ediyor. 1 ve 2'yi çıkartırsak yani bir, şey 1 ve 12'yi çıkartırsak kafa olarak geriye 11 ile 2 kalıyor. 11 ile 2 tamamen göğüs kafesi yani. Dolayısıyla yani burada bir sıkışma olursa demek ki bu bölgede bir sorun var. Bu çakrada bir sorun var. Bakın burada arkadaşlar güneş Mars'a gidiyor. Bu bir medikal konu. Hem güneş Mars'a gidiyor hem şiron karşısında. Bu bir hastalık değil mi? Tam da medikal astroloji başladığımız anın haritası. Burada Mars'la Venüs'ün birbirine ağırlaması güzel. Değil mi? Bunun bir tedavisi de var demek ki. Çünkü burada güçlü, zayıf bir Mars yok. Zayıf görünüyor ama çok yani bunu iyileştirilebilir de. Mesela örnek Satürn. Burada Jüpiter Satürn'den gidiyor bakın. Retro yapmış geri dönüyor Satürn'e. Ama ulaşamayacak. Tekrar ileri gidecek. Yani demek oluyor ki bu. Mesela örnek burada Ay olsaydı. Ay Satürn'e giderdi. Venüs olsaydı Venüs de giderdi. Ama Plüto gidemez. Çünkü Satürn Plüto'dan daha hızlı gittiği için. Hızlar önemli burada. Zodyak nasıl akıyor? Böyle akıyor değil mi arkadaşlar? Bütün gezegenler böyle gidiyor burçlarda. Bu şekilde gidiyorlar. Yani o zaman değil mi? Zodyak da buraya doğru akıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Yani ufukta yükselen yukarı doğru çekiyor. Ama bütün planetler böyle gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Zodyak böyle. ak. Şimdi o zaman Ay burada e, Yengeç Burcu'nda Şimdi de arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki Ay burç değiştirecek. Mesela ilk açısı ne Ay'ın? Bakın Ay, Merkür'e kare yapmış. Kareyi geçmiş, dakika farkıyla burç değiştirmeye çalışıyor gibi e, düşünün. Ay, e, bakın Jüpiter'le 150'likten ayrılmış. 150'likten ayrılmış. 150'likleri hemen şöyle tespit edeceksiniz. Burcun karşısı 180'dir. Bu taraflar 150 olmuş oluyor. Yani burcun karşısı 180 yani ay o zaman ne oluyor? 24-24. Pluto karşıtlığı var. Ee, bir natal haritayı incelerken hemen gözünüzle yan taraftaki burç ve onun yanındaki burç 150'lik. Yani ay bu iki burca 150 çakar. Yanık gezegenler de sorundur. Güneşe 12 derece olan yakınlıkta olan gezegenler bulundukları organ ya da bulundukları kapasite bakımından sorun çıkartıcı. Mesela örnek. Merkür vücuttaki tüm sinir ağlarını yönetir. Merkür'ün yanık olması kişinin refleks, Tabii ki konuşma becerileri ve diksiyon olarak da kişiye yansıyacaktır ama medikal olarak düşünürsek Merkür'ün yanık olması vücudun sinir sisteminde bir zayıflık olduğunu görecektir. Kişiyi en başta refleks olarak o, o tepki verme konusunda vücudun direnç olarak tepki vermez. Sinir sisteminin tepki vermesi daha yavaş, hantal bir vücuda sahip olabilir ya da sinir sisteminde daha yavaş tepkisel işler, her şey e, tabii ki sinir sisteminin ne kadar önemli olduğunu da ileride daha iyi anlarsınız ya da gönderdiğim derslerde de e, izlerseniz orada göreceksiniz veya Mars'ın yanık olması fiziksel direnci indirir e, aşağıya ve ateşli hastalıklara ve çok ciddi problemlere kazalara yaralanmalara bakın mesela bir yaralanma açısı göstereyim size bakın güneş buraya giderken yaralandırır. yani mesela 13 Mars mesela bu tehlikeli bir açı çünkü güneş burada hem Mars'ı yakmaktadır hem de güneş burada Mars'a giderken çarpmaktadır. Hem güneş Mars'ı yaktı, hem de Mars, bu yeni ay mesela o zaman nedir? 6 Ekim'de bir yeni ay var. Allah, sonumuzu ayırdı. Yani öyle bir yeni ayla karşı karşıyayız ki Allah sonumuzu ayırdı. Bu bir finansal kıtlık, bu bir finansal problem, ilişkilerde sorun, kavga, çok ciddi problemler, yaralanmalar, aldatmalar getirebilir. Çünkü Mars'ın yanık olması, özellikle eril enerji, erkeklerin terazi burcunda değil mi? Partner konusunda bakın. Bir Venüs'te kontak var Akrep Burcu'nda seksüel anlamda. Seksüel anlamda erkeklerin gizli ilişkilere e meyilli olduğunu görebiliriz. E, transitten gelen büyük bir etki bu Mars'ı bir sıkıştırırsa arkadaşlar özellikle büyük bir etki derken burada Satürn, Jüpiter gibi etkilerden bahsediyorum. Burada hastalık meydana getirir. Dolayısıyla tetiklerse kalp krizi, kanla ilgili sorunlar, hormon bozuklukları, çünkü aslan burcu kanla da ilgilidir. Vücudun kan sistemini e, yani kan damarlarının içinde akan o kanla ilgili olduğu için kan içinde hormonlar demek. Yani dolayısıyla satürn e, şey kova aslan aksı hormonal dengeyle de ilgilidir. Yani hormonla da ilgilidir aslan kova. Çünkü kanla ilgili olduğu için. Kova burcu kalple ilgilidir. Kalbin kan pompalamasını gerçekleştiren o elektrik sistemini yönetiyor. Yani kalbi şu hareketi yaptıran şey kova. Yani aslan ve kova aksındaki karşıtlıklar kalp krizine meyleder, meyleder özellikle. Şimdi kovada karşıt olmayabilir. Aslan burcunda olan bir tekare kalple ilgili sorunlar ve ameliyata sevk etme gelebilir. Ben böyle bir tane birkaç tane hastayı önceden söyledim. Hatta hiç konusu yoktu. Adam benden normal danışmanlık alıyordu. Almanya'da bir danışanım. Babasıyla ilgili bana bir şey sordu. Dedi ki ya babam bir, bir şey yapacak dedi. Bakar mısın dedi ben onun arkasına bakmıştım. Babasınınkine de bakayım dedim. Açtım. Bir gördüm. Abo. Altıncı evde. Dedim ya sen boş ver işi. Bir iş yapacakmış babası. Bana soruyor. Çocuk. Dedim ki ya sen dedim babanın işi boş ver. Bir kenara koyalım. Sen dedim babanı acil dedim. Babanın sağlığı nasıl dedim. İyi dedi. Sorun yok dedi. Dedim hiç baban dedim kalple ilgili bir sorun geçirdi mi dedim. Yani kalple ilgili bir hastalığı var mı? Yok dedi şey vardı ama Satürn de böyle Mars'a asılmaya çalışıyor yani o dönemde. Ona Satürn böyle geliyor Mars'a vurmaya çalışacak. Yani 2020 Mart falan işte böyle yani giriş yapmaya çalışıyor. Ya dedim sen babanı dedim acil. Yani şu an bir şey yok ama dedim. Yani ben dedim kalple ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sen dedim babanı bir doktora götürür müsün dedim yani. Tamam mı? E, tamam abi söylerim dedi. Dedim bak ciddi al ben dedim öyle yani söylerim değil dedim. Gerçekten babanla ilgili bir sorun var dedim ya. Yani, tamam mı? Medikal olarak Tamam dedi. Bunlar 3 gün sonra beni aradılar. Ben unutmuştum olayı. E, danışmanlık bitti. Söyleyeceğimi söyledim. 3 gün oldu. 3 gün sonra Hülya Hanım'dan haber geldi. Abi sen dedi nasıl bildin dedi ya. Tamam dedim ya bilmek değil önemli olan. Bunu benim öğrencilerim de biliyor yani. Biz dedi doktora gittik. Doktor dedi erken teşhis. Babam dedi e, kalp krizi geçirmedi adam. Anji oldu dedi kurtuldu. E, bu adama biz bunu söylemeseydik. Bu adam kalp, muhtemelen kalp krizi geçirecekti. Ve yani öyle gidecekti doktora. Şu arkadaşlar şeylere içinizde eczacı olan arkadaşlar şu şey dolaşım sistemi üzerinde dolaşım sistemi var ya bu hani şu kanallara ne diyorlardı? organlara şey götürenler. Vent venor mu diyor? şey mi diyorlardı? Ne diyorlardı ya? Yani. Arterler hani lenfler lenflerle ilgili o işte vücuttaki o boruları hani hani vardır yani vücutta kan taşıyan büyük şeyler hani borular Venöz damar, Heh, venöz damarlar, bunlarla e, ilgili. Şimdi burada arkadaşlar kalp damar sağlığında bir sorun olduğunu görüyoruz. Hani venörler, o kalpten çıkan damarlar, hani o taşıyıcı sistem, hani merkür, aynı zamanda merkür kapakçıkları yönetiyor vücuttaki. Yani boşaltım sistem, hani şey, e, hani temiz kan şey kapakçıkları vardır. Yani bunlar öyle bir refleks açılır ki kirli kan, temiz kan arasında bir şey vardır kalbin mekanizmasında. İşte merkür orada kapakçıkları yönetiyor. Yine vücudun aynı şekilde mesela midenin giriş bölgeleri. Yine aynı şekilde vücuttaki tüm kapakçıklarla ilgili arkadaşlar. Hani açılıp kapanan şeylerle ilgili. Çünkü Merkür kapı demek zaten. Şimdi bu da arkadaşlar hastalığı teşhis ettiğimiz an. Yani bu bir desin butur hariti oldu. Aynı aynı horari gibi çalışır burada. Yani şimdi bu hala doktora gitmeye devam ediyor. İlk anladığı andı mı diyebiliriz. Yani i̇lk teşhis burası doğru mu? Şimdi bu bir desin butur harita. Desin butur haritanın içerisinde şimdi bakıyoruz. Desin butur haritada tabii iki tarz e, biz bir kadim yöntemler var, bir modern yöntemler var. Ben size modernden bahsedeceğim. Notlarımda da orada yazıyorum bir Zahar mantığı var. Hani Zahar çok eski. Dolayısıyla ben denedim biraz çalışmıyor yani o ya da bazı böyle biz hani birazdan modern tekniklerden bahsedeceğim. Şimdi bakın gökyüzündeki bilgilere göre bunu dedim. Ve oldu bakın şu anda ilk daha dersimiz ilk hasta derya böbrekle ilgili ki ben ne olduğunu bilmiyordum. Burada bakın gökyüzünde böyle bir etki var. Evet böbrek yolları idrar yolları ile ilgili. Ee, evet dedim yani biraz önce size dersin girişinde size söylemiştim. Elin enerji var işte onu aldatabilir şöyle olabilir böyle olabilir olasılıklardan bahsediyor. Hem dünya astrosu olarak hem de medikal olarak da bu etkiler böbrek sorunları en azından taş dökmek ve ilgili sorunlar meydana getirebilir. Ama yanlış teşhisler olabilir yanılabilir dedim. Aynen doktor kendine güvenemedi. Helal olsun o doktor alnından elinden öpmek lazım. Bir güzel gökyüzünde bu etki var zaten. Biz ezbere zaten gökyüzü şu an o etki var. Ama yine de bir olan anında bir haritaya bakalım. Olan anında da bakın arkadaşlar Venüs'ün Akrep Burcu'nda Uranüs'te partil karşıtlığını görmek. Venüs burada haritanın en tepe noktası bakın. Kıstırılmış terazi. Yani kıstırılmış terazi olması arkadaşlar gerçekten de enteresan ve muntazam yerleşmiş orada bak. Kıstırılmış burç. Yani tam olarak en tepeyi yine cinsel bölge yönetiyor bakın. Akrep burcu. Artan şimdi arkadaşlar. Burada MC tedavileri gösterir. Tamam mı? Yani iyileşecek mi? Yine ay pozisyon olarak yapacağı açılar bize sonucu veriyor arkadaşlar. Ay nereye gidiyor? Bakın burun kemikleri ve kıkırdak yapısı koç burcu ile ilgili. Bakın akabinde boğa burcu ve akrep burcu da işin içinde. Akrep burcundaki stalyum bu iki organı za zaten hani stalyum zaten demek. Stalyum bir kere gördün stalyum bak birden fazla planet eğer bir burçta varsa o burcun temsil ettiği organlar arızalıdır. Arıza yapmaya elverişli. Çünkü burç organın üstünde ağırlık var gibi görünüyor. Yani ağırlık var. Teş, ta tahriş oluyor. Çalışıyor. Özellikle burada en tahriş edici Satürn ve Mars'tır. İki tane organa bakarak kişinin medikal zayıflıklarını görebilirsiniz. Ama bir stalyum görürseniz iki kere rafine. Çünkü direkt hastalıkla ilgilidir. Şimdi ben burada enerji olarak kolları burada görüyorum. Değil mi? Kollar burada. Kafa burada. Değil mi? Vücut şöyle düşünürsek eğer. Şu bölgede düşünürsek eğer. Buradan da bacaklar açılıyor. Değil mi? E, şuradan bacaklar geliyor. Alt bacak. Burada da ayak e, ayaklar geliyor. Yani şu düşünürsek eğer. Şu şekilde biraz şey çizim, çizdim ama şöyle düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşınızın böbrek sorunları var. Teşhis edilmek üzere edilmiş yani ben edildi sayıyorum. Bakın böbrek nerede arkadaşlar? Böbrekler bu bölgede değil mi? Şimdi bakın enerji olarak özellikle Satürn'ün olduğu yer Mars'ın olduğu yerlere bir bakalım bakalım. Mesela bak Mars da orada sorunlu. Sol ayak. Şimdi burada mesela biz nodalde bakarken İlk etapta sorunlu planetler ne tarafa sıralanıyor? Burada farkındaysanız bütün planetler vücudun bunun bu arkadaşımızın yani burada birini buraya yatır bu, bu, biz buna şey diyoruz hani sedye yani medikal sedye nodalar da medikal sedye gibidir. Kadını yatırdık sedyeye. Yüzü yukarı doğru bakıyor. Tamam mı? Hani MR'ı çekersiniz ya. Bu da astrolojik MR. Tamam mı? Şimdi burada astrolojik olarak bu gezegenler onun ne tarafında? Demek ki vücudun sol tarafı. Yani demek ki vücudun sol tarafı aşırı enerjiye maruz kalmış durumda. Bu demek oluyor ki sol tarafta vücudun sol özellikle göğüs kafesi altı ben bu bölgenin sol taraftan bir sorunun olduğunu düşünüyorum. Astrolojik olarak. Mesela ben bir doktor olsaydım bu konuyla ilgili o hastayı muayene etseydim daha hızlı teşhis edebilirdim konuyu. Doktor değilim ama eğer olsaydım o yüzden ben mesela hani burada diyorum yani içinizde doktor falan varsa beni daha rahat anlayacak ve onun gerçekten daha fazla avantajı var. Hemşire, doktor. Çünkü neden? Teşhis edilmesinde hastalığın hangi bölgenin yükselttiğini görüyor. Yani sonuçta böbrekten iki tane var. Böyle mi böyle mi? Yine hemşire de olabilir bu. Yani vücudu ya da gelen hastayı hangi bölgesinde bir sıkışma olduğunu buradan görüyor. Yani ben burada sol tarafta çok ağır bir enerji olduğunu görüyorum. Kadın sevgilisini kaybetmiş ölümle. Yine Satürn asker demek. Bakın eşi asker eşini kaybediyor. Ölümle sürekli burun buruna geliyor. Sürekli hastalık, sağlık, kazalar hani bu şeylerle yüzleşiyor bakın. Vital noktaya nasıl yakın olan bir gezegenin görüyorsunuz. Ve birinci evde olması vital. İki, şimdi arkadaşlar tekrar Natal Eretri'yi trans şey alıyorum. Normal Placidus'a geçiyorum. Normal Placidus'a geçtim. Şimdi bu bölge benim vital noktam olduğunu kafama koyuyorum. 2. Oğlak burcu 6 derece olduğunu koyuyorum. Bakın o haritada da 7. evi temsil etti. Normal Plasidus'ta da 7. evi temsil etti görüyorum. Yani enteresan bir şekilde değil mi? Eşim öldü diyor mesela. Eşi şehit oluyor. 7. evi göstergesi vital noktanın yönetisi. Şimdi bir. ikincisi buradan gap geçerken bu kadın acı çeker. Ve oğlak burcundan geçerken acı çeker. Onlar bizim bam telimizdir. Zamanımız olduğu kadar sizlere çok kapsamlı olarak konulara izah etmeye çalışacağım. İyi ki varsınız. Hayatınıza bir şeyler katabilsem ne mutlu bana. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı bir hafta, hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.